Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, ilgili iki anlaşma üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Özdeyişinden hareketle gerçekten ikili anlaşmalara, uluslararası ilişkilerin yapılmasına yürekten inanan bir kardeşinizim. Fakat bu anlaşmalarda dikkate alınması gereken bir takım hususları da dile getirmekten, sizlere bir şeyler anlatmaktan kendimi alamayacağım. Şimdi, saygıdeğer milletvekilleri, uluslararası anlaşmaların temelinde karşılıklı ülke çıkarlarına uygun bir takım plan ve programların eyleme dönüştürülmesi esas alınır. Diğer bir ifadeyle dış politika eksenli bir işlemden söz ederken olmazsa olmaz temel ilke güvenlik ve refahı öncelemekten geçer. Şayet bunlar arasında bir hiyerarşi söz konusu olursa güvenlik refahtan daha önceliklidir. İşte böyle bir sayıkla Türkiye'nin son zamanlarda uluslararası ilişkilerde yaşadığı sorunları mercek altına alabiliriz. Bu noktada diğer önemli bir husus ise iç politika ile eş güdümlü güvenlik ve refah öncelikli bir uluslararası ilişkiler belirlemede kullanılacak yöntemdir esas alınması gereken şey. Aslında bu yöntemin temel ilkesi Türk devlet geleneğinde biriken yüksek bir tecrübe ile ortaya konulan somut haliyle yurtta sulh, cihanda sulh ilkesidir. Bunu söylerken herhangi bir aşağılık kompleksine kapılmadan mütekabiliyet ölçüsüne uygun davranmak esas alınmalıdır. Yani somutlaştırmak gerekirse Türk Silahlı Kuvvetlerini ve dolayısıyla Yüce Türk Milletini ve devletini itibarsızlaştırmayı hedefleyen bir irade tarafından bir zamanlar Mehmetçiğe çuval geçirilirken buna duyarsız kalarak rutin programına devam etmek hiçbir diplomatik davranışla izah edilemez. Ya da şehit vererek korumaya çalıştığımız bir konsolosluğun sivil çalışanının FETÖ bağlantısını deşifre edip bugün yaptığımız gibi yargılama yerine diğer yanağımızı çevirmek de aynı şekilde bir eziklik olurdu şayet yapmasaydık. Peki ne oldu da peş peşe uluslararası krizlere, köşeye sıkıştırmalara maruz bırakıldık? Bunu sadece diplomatik davranış eksikliğiyle açıklayamayız. Elbette ki eleştirecek çok şey var ama asıl mesele tarihin bu defa tekerrür etmesine müsaade etmeyen milli bir duruştur. Yani 15 Temmuz akşamı bizim çocuklar bir kez daha başardığının önüne geçmektir asıl buradaki durum. Şimdi tabii doğrudan müdahale girişimi fiyaskoyla sonuçlanınca aynı beklentiyle bu defa önümüze bir takım yeni projeler, yeni problemler sunulmaya başlandı. İşte malumunuz bunu hep birlikte yaşadık ve tanıklık ettik bu Yüce Meclis'te. Neydi bunlar? Hemen hızlı bir şekilde Avrupa Birliği üyeliği müzakerelerini kesmek, o da yetmezmiş gibi efendim vize sorununu ortaya koymak, hemen o da yetmezmiş gibi üçüncü bir ayak nefes aldırmadan peşmerge referandumunu devreye sokmak. Şimdi tabii bütün bunlar yapılırken diplomaside olmazsa olmaz o kuralımız gerçekten önce ülke ve millet demek olan yani güvenliği ve refahı öncelemekten taviz vermemek durumundayız. Ama maalesef bugün birilerinin ta binlerce kilometre öteden gelip bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada egemenlik iddiasında bulunmalarına herhangi bir ses çıkarılmazken her akşam televizyonlara baktığımızda güya her konuda alleme kesilen bir grup ne yapıyor? Sürekli efendim
Bu bağlamda milli bir iradeyi sürekli tekrarlayan, gündeme getiren, fabrika ayarlarını Cumhuriyet'in temel ilke ve değerlerini gündeme getiren biz ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Sayın Genel Başkanımızı hedef yapmaya çalışmaktadırlar. Efendim, suçlamanın bir ayağı hamasettir. Neymiş hamaset? Musul Kerkük'ü dile getirmekmiş hamaset. Yani efendim, en fakru zaruret içerisinde dahi Mustafa Kemal'in en yakın silah arkadaşlarının bile o namüsait şartlarda manda ve himayeyi dahi telaffuz ettiklerinde Mustafa Kemal'in ya istiklal ya ölüm demesinden esinlenerek biz önce ülke ve milletin bekası demeyin ne derece hamaset olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Şartlar ne olursa olsun, eğer birilerinin biz Amerika'yı yeniden büyük bir devlet yapacağız deme hakkı var ise, birilerinin ta Arjantin kıyılarında Falkland adaları üzerinde binlerce kilometre öteden hak iddia etme hakları var ise, bizim de egemenlik alanımızda, kendi coğrafyamızda ya istiklal ya ölüm deme hakkımız vardır. Bunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Şimdi bakın, en basit bir şirket kuruluşunda dahi, bir STK'nın kuruluşunda dahi, bir dernek, bir vakfın kuruluşunda dahi, hatta daha da büyütüyorum, ülkelerin anayasalarında vurgulandığı üzere bir vizyon ve misyondan bahsedilir. Şimdi böyle tabii ecnebi bir kavramla ifade ettiğimiz zaman kabul edilebilir görülüyor. Nedir bu efendim vizyon ve misyon? Kelime anlamı itibariyle birisi, çok hoşuma da gidiyor, birisi öz ülkü demek, birisi öz görev demek. E nedir? Kurduğunuz basit bir şirkette dahi bir vizyon koyuyorsunuz ortaya. Öz ülke olarak diyorsunuz ki biz şunu 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 yapmayı hedefliyoruz. Ya da ülke olarak bir hedef koyuyorsunuz. Şu kısa vadede, orta vadede, büyük vadede şunları şunları yapacağız. Ve misyon olarak da, öz görev olarak da bunu yapmanın yolu da şu 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 aktif adımlardan geçmektedir. İşte bunu, bu vizyon ve misyon deyince sıkıntı olmuyor ama bizim aydınlarımız niyeyse kendi kültürüne, değerlerine, efendim kültürel dokusuna bir yabancılık kompleksi içerisinde, ya nereden çıktı şimdi bu kızıl elma? E şimdi söyleyeyim, işte kızıl elmayı güncelleştirdim, öz ülke öz görev dedim. Buna itiraz etmezler. Ama kızıl elma kelimesinden huylanıyorlar. Niye huylanıyorsunuz? Mustafa Kemal'in kızıl elması yok muydu? Öz ülküsü neydi? Neydi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak değil miydi? Yüce Hakanımız Fatih'in kızıl elması neydi? Öz ülküsü neydi? İstanbul hayaliydi. İstanbul'u fethetmekti. Alparslan'ın da öz ülküsü, kızıl elması neydi? Anadolu'yu Türklere ve dolayısıyla İslam'a yurt edindirmekti. Şimdi Allah aşkına, biz de diyoruz ki bizim kızıl elmamız siyasi bekamızdan önce ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğinin ve Türk devlet geleneğinin ebed müddet olması için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaktır. Bunun nesine hamaset diyorsunuz? Bunun nesini anlamakta zorlanıyorsunuz? Bakın, 1978 yapımı bir Gece Yarısı Ekspresi filmi var. Bu Amerika'da belirli diasporaların maddi desteğiyle yapılmış bir film. 80'den bu tarafa ömrümüz bu filmdeki yanlışlıkları savunmakla geçti. Hep savunmada kaldı bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bizler. Artık yeter artık. Biz yapmadığımız şeylerden dolayı, işlemediğimiz suçlardan dolayı savunma kompleksini bırakıp bir an önce öz ülkü deyin adına siz, biz kızıl elma diyoruz. Türkiye'yi lider ülke yapma yolunda elimizden gelen her şeyi yapacağız diyorum. Bu anlaşma da ona vesile olsun. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Aydın.